6. tema değerlendirme soruları sağlıklı insanlar. Sağlık sadece vücudumuzun sağlıklı olması anlamına gelmez. Sağlıklı insan bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyi olma hali içerisindedir. İyimserdir, keyiflidir, arzu doludur, gözleri canlıdır, çevresiyle uyumludur ve yaşamdan zevk alır. Bütün bunlar gerçekleşirken ilaç devrede yoktur. Boş zamanlarını iyi değerlendirir. Yaratıcı tarafı aktiftir. Hayattan, ailesinden, arkadaşlarından keyif alır. Üstelik bunları bir ilaca gereksinim duymadan gerçekleştirir. Birinci sorudan altıncı soruya kadar olan kısmı paragrafa göre cevaplandırınız demiş. Birinci sorumuz Sağlık size hangi kelimeleri çağrıştırıyor? Canlılık, mutluluk, iyi olmak, keyif almak, yaşamdan zevk almak şeklinde yazabiliriz. İkinci soru. Sağlıklı olmak demek sadece bedenimizin mi sağlıklı olmasıdır? Açıklayınız demiş. Sağlıklı olmak sadece bedenen değil aynı zamanda ruhen ve sosyal yönden de iyi olma halidir. Üçüncü sorumuz yazara göre sağlıklı kişilerde hangi özellikler vardır? Sağlıklı kişiler iyimser, keyifli ve arzu doludur. Gözleri canlıdır. Çevresiyle uyumludur ve yaşamdan zevk alır. 4. Sağlıklı insan gerçekten yaratıcı olur mu? Bence olur. Ya hasta insandan bir icat yapmasını veya bir şeyler üretmesini bekleyemeyiz. Çünkü sağlıklı insan sağlıklı düşünen, üreten ve pırıl pırıl bir zekaya sahip insan demektir. 5. soru. Sağlıklı olmak için neler yapıyorsunuz? Her gün spor yaparım, yürürüm. Zararlı yiyeceklerden uzak dururum. sağlığa zararlı maddeler kullanmam şeklinde yazabiliriz. Dengeli ve düzenli beslenirim. Sağlıklı gıdalar tüketirim. Altıncı soru. Sağlık kelimesini metindeki anlamıyla bir cümlede kullanınız. Sağlık bizim hem bedenen hem de ruhen en iyi olup mutluluğumuzu arttıran şeydir. Sağlıklı olmak için spor yapmalıyız şeklinde bir cümlede ekleyebiliriz. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doldurunuz demiş. Bir hafta sonra İstanbul'a veda edeceğim cümlesinde kelimesi ünsüz yumuşamasına uğramıştır. Hangi kelime? gidecek, edecek. edecek kelimemiz Sınıf panosunda yazdığımız şiirleri sergiliyoruz cümlesindeki kelimesinde ünlü daralması vardır. sergiliyoruz sergilemektir sergiliyoruz olmuş. Bir zamanlar ekmeğimizi bölüşürdük cümlesinde Ses olaylarından hangisi var? Ünsüz yumuşaması. Yumuşaması. Ekmek ekmeğimiz olmuş. Bahçedeki gülleri Mart'ta buduyoruz cümlesinde bu diyoruz kelimesinde nokta nokta olmuştur. Bu damaktır. Bu da. Burada ünlü daralması. Olmuştur. Onlar o akşam komşumuzun hasta olan oğlunu ziyaret etmek için gittiler. Cümlesinde Noktalama yanlışına sebep olan noktalama işareti noktalı virgül Dur Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş. Memleketimi ne çok özledim. Cümlesi duygu cümlesidir. Doğru. Yıllar sonra kavuştuk ama çok uzun vakit geçiremedik. Cümlesinde altı çizilik kelime cümlenin anlam bütünlüğüne uygun kullanılmıştır. Doğru. Dağlar dile gelip konuştu cümlesinde ünsüz yumuşaması vardır. Bakıyoruz. Yok. Yanlış. Ufuk o gün erkenden uyandı. Odasının penceresinden köyünün yaylalarına baktı. Güneş çoktan doğmuş, hava ısınmaya başlamıştı. Cümlesi bir olay yazısından alınmıştır. Evet. Erken kalkıyor, pencereden bakıyor, güneş doğmuş, hava ısınmaya başlamış. Bunlar hep olay. Doğru. 2'ye bakalım. Yay ayraç işaretinin yanlış kullanıldığı cümlenin başına x işareti koyunuz demiş. Bakıyoruz. Şair doğum tarihi ve vefat tarihini vermiş. Şiirinde insan sevgisi, yurt özlemi gibi konuları dile getirmiştir. Doğru. Önce öğrencim diyen öğretmenleri olmalı milletlerin. Yani burada önce diyen dediğim zaman mantıksız oluyor. Bunu ayraç için almasının gereği yok. Yanlış. Hacivat gazel okuyarak içeriye girer. Hacivat yar bana bir eğlence medet. Yani burada nasıl girdiğini belirtiyor. O yüzden doğru kullanılmış yay ayraç içinde belirtiliyor bu konuşmalar. Yani durumlar. Molière yabancı kelimelerin okunuşunu yay ayraç içinde gösteririz. Adını duyunca cimri gelir aklıma. Doğru. Ç'ye bakıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü soruları paragrafa göre cevaplayınız demiş. Sağlıklı bir hayat için uyku, yemek içmek kadar önemli bir ihtiyaçtır. Uyku sayesinde beden dinlenir, zihin yenilenir. Organlar kendini tamir eder, çocuklar uyudukça büyür, gençler, orta yaşlılar ve yaşlılar uykuyla sağlıklarını korur. Herkes için geçerli olan sabit bir uyku süresi yoktur. Bu süre kişiden kişiye, bünyeden bünyeye farklılık gösterir. Ancak insanların büyük bir bölümü için ortalama uyku süresi 6-8 saattir. Bununla beraber insan hayatının farklı evrelerinde daha az ya da daha çok uykuya ihtiyaç duyabilir. Paragrafın ana fikri hangisidir demiş? Uyku temel ihtiyaçtır. Çocuklar yaşlılara göre daha çok uyumalıdır. Bundan hiç bahsetmemiş. Uyumamak sağlık sorunları beraberinde getirir. Sağlık sorunlarından bahsetmemiş. 8 saat uyku en uygun olandır dememiş. Uyku temel ihtiyaçtan bahsetmiş. O yüzden A seçeneğini seçebiliriz. İkinci soru. Paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Uykunun vücudumuza yararları nelerdir? Var. Herkes için uyku süresi aynı mıdır? Farklıdır demiş. Var. C'de ortalama uyku süresi kaç saattir? Ortalama 6-8 saat demiş var. Uykuya en çok ihtiyaç olan yaş grubundan hiç bahsetmemiş. O yüzden bu sorunun cevabı yoktur. Paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olay yazısından alınmıştır. Bilgilendirici yazıdır. Nesnel cümleler çoğunluktadır. Karşılaştırma cümlesine yer verilmiştir. Var nesneldir çoğu. Bilgilendiricidir. Olay bir olay yok yani burada bir gitmiş pencere açmış gibi biraz önceki olay cümlesi gibi değil. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyümek kelimesi çocuklar uyudukça büyür cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. Yani normal bedenen büyümek anlamıyla A seçeneği tartışma giderek büyüdü. Değil. Kitap toplama kampanyamızı büyüttük. Değil. Bedenin büyüme değil. Kardeşim biraz daha büyüdü. Evet. kardeşini ne olmuş? Büyümüş. 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 Biraz daha. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kişisel görüş? Yani benim görüşüm. Herkes için doğru olan bir şey değil. Yazarın son kitabı 100.000 satmış. Herkes için geçerli kişisel görüş değil. Yazdıkları lisenin edebiyat dergisinde yayınlandı. Dergiye baktığımız zaman görebiliriz. Kitapları bir köy okuluna göndermek üzere topladı. Olabilir. Son dönemin en güzel romanlarından birini yazmış. En güzel olmak kişiden kişiye değişir. Sana göre güzel, bana göre güzel değildir. Kişisel görüştür. D seçeneği. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde el kelimesi deyim içinde kullanılmamıştır? Bu işe de el atarsak el atmak deyim. B seçeneğinde günlerdir bu dosyalara el sürmedik. El sürmek deyim. Çocuk elini kapıya sıkıştırmış. Burada deyim yok. Cevabımız C. Ama D'ye de bakalım. Bu işten elini eteğini çekti. Elini eteğini çekmek bir deyimdir. Yedinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? Düşünür. Doğum tarihi belli olmadığı için soru işareti konulabilir. Doğru. Bu zamansız gelişin sebebi neymiş? Soru cümlesi. Doğru. En sevdiği meyveler şunlardı. Meyveleri saydığı için iki nokta kullanmış. Doğru. Çürük meyveleri hangi kasaya doldurdu bilmiyorum. Burada bir soru yok. Hangi kasaya doldurdu bilmiyorum. Öbürü diyecek mi? Biliyorsun. Veya evet, hayır şeklinde bir cevabı yok. O yüzden D seçeneği nokta olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır? Bakıyoruz okuduğu hikayeden çok etkilenmişti. Yok. Her sabah süt içiyorum. Yok. Onun bizimle geleceğini sanmıyorum. Sanmak sanmıyorum olmuş. O yüzden C seçeneği